Peki Gürcan Mingüç 3 hafta üst üste 3 yenilgi. Yani bunlar son dönemde karşılaştığımız şeyler. Büyük takımların böyle seri yenilgilerine pek rastlamazdık biz. Ve üçü de aslında belli bir çizginin üzerinde takımlar, yenildiği takımlar. Yani zorluk derecesi yüksek maçları kaybetti Fenerbahçe. Ve arka arkaya 3 yenilgi. Kayseri'den sonra da Galatasaray derbisi var. 8 puan var. Yukarıda da birden fazla takım var artık. Yani geçen haftadan yani son karşılaşmadan Alanya maçı, ondan önce Antwerp maçı, Trabzon maçını bir kenara koyuyorum. Bir teknik adam, bir yönetim, bir futbolcu grubu kendi içinde dersler çıkarması lazım. Yani biz bu maçlardan niye kazanamadık? Niye yenildik? Neyi başaramadık? Bunu başarmamız için ne yapmamız lazım? Rea Hoca gayet güzel söyledi. Yani ta sezon başından beri ben şu iddiadayım. Yani bu takımın üçlü oynamayacağını, üçlü sistemin bir macera olduğunu, hatta bilmiyorum yanılıyor muyum, beşli oynuyor aslında Fenerbahçe. Yani onunla diyebiliriz. Öne geçtiği zaman, skor aldığı zaman bir oyunu var Fenerbahçe'nin. Kendi sahasında bekliyor. Hızlı toplarla bir an önce rakip kaleye gitmeye çalışıyor. Ve bunda da başarılı oluyordu. Ama skor alamadığında veya skor dengede gittiği zaman sıkıntılar yaşayan, geçen sene de bunları yaşıyordu. Bu sene daha büyük yaşayan bir takım. Ve şey maçı sonrası, Alanya maçı sonrası burada konuştuk, hatırlıyor musun Rea? Şey dedi Pereira, rakibe zorluk çıkartacağız dedi. Yani Konya takımını Fenerbahçe'nin önünde maçın favorisi gören bir teknik direktöre de sahip. Hem yani bu böyle devam ettiği anda ben Rea Hoca ile aynı fikirdeyim. Yani Fenerbahçe'nin bırakın şampiyonluğu, ilk iki, ilk üçü zorlaması bile çok mümkün değil. Çünkü oyun istikrarı yok, skor istikrarı yok, oyun içinde kendine özel setleri yok. Ya her şey bir tarafa. Hoca bu üçüncü, üç maç üst üste duran toptan gol yedi bu takım ya. Antwerp'te kornerden gol yedi. Alanya maçı kornerden gol yedi. Bu karşılaşmada faulden gol yedi bu sefer. 3 maç üst üste duran toptan gol yedi. Bu arada kullandığı duran toplardan da hiçbir tehlike yaratamadı. İşin başka tarafında bütün bunlar yaşanırken rotasyon adı altında sezon başından beri belli bir 11'i yok. Belli bir takımı yok. Yani Fenerbahçe takımı şudur. İşte Rossi sakatlanırsa yerine Pelkas gelir. İşte Gustavo sakatlandığında ya da bir şey olduğunda ya da dinlendirilmesi gerektiğinde işte orada Zayt oynarsa Sos oynar. Böyle bir şey yok. Yani bir takımda rotasyon olması için önce bir 11'inin olması lazım ki 11'de rotasyon Gürcan, ben yapasın, sana şunu da değişikliklerini yapasın. sormak istiyorum. Şimdi sen bu camianın yıllarca içinde, çevresinde, yakınında bir insan olarak, takip eden bir insan olarak. Şimdi bir yandan bu yönetimin dördüncü sezonu. Bir yandan 7 yıldır şampiyon olmayan 8. sezon bu. Bir takım var. Ender, İşte bir şey yapmazlarsa Nisan'da oralara Fenerbahçe geliyorum. kongre kararı alır. Bakın, eğer bir şey yapmazlarsa Bir şey dedin, aç onu. değiştirecekler. Neyi? Ya Pereira oyununu değiştirecek ya da Pereira'yı değiştirecekler. Değiştirecekler. Yani Rea Hoca ile ayrıldığım nokta o. Evet, bu kadro çok kaliteli, süper bir kadro ama bu kadro şampiyonla oynar hoca. O, ben oynamaz demedim. Bu oyunla, Bu bu oyunla olmaz anlayışla, tabii. hatta dedim ki dinozor Bu hocalar gibi tabii. davranıyor, kafasını kuma gömüyor. Yani Aynen. o Bu bir şeyleri tabii. denemiyor Bu Gürcan. kadro şampiyonla oynar. Yani Mesut'tan yararlanmamasını eleştirdik. İşte İrfan Can'dan yarar. Bir İrfan girdi neler oldu? Girdi. Girer girmez Ki koşmuyor da. Serdar Dursun'a Mücadele de etmiyor. Serdar Dursun'a net bir gol pası verdi. Bak. Evet. Valencia arka direği ortaya yaptı. Kaleci kurtardı, sonra Röveşat'a geldi. Serdar Dursun'a iki tane kaleciyle karşı karşıya bırakacak pas attı. Bu arada da müthiş bir frikik golü. Onu frikik golü mü denir ona? Yani o kalede onu müthiş bir de frikik golü attı. Top canlandı adeta. Yani değil mi? Şiir Giderken yazdı. canlandı yani. Yani bu oyunculara, Mesut'a, İrfan'a, Valencia'ya, işte Gustavo'ya büyük paraları niçin veriyorsun? İş zor, Pelkas'a. tabii iş zora girdiğinde Problemi çözsün aynen anahtar oyuncu. problemi çözsünler diye bunu veriyorsun.
Şimdi yapılan değişiklikleri ben hamleleri hamle olarak doğru buluyorum ama mesela 40. dakikası olması doğal mı hocam? Söyledim onu. Mesaj herhalde o. Ya 5 dakika daha bekle. Oyuncuyu da bitiriyorsun sen. 40. Ya daha önce de yapabilirdi ya da ama 3 tane birden olması. Hayır, yap 30'da yap. Yap gene 3 tane yap. Hayır, 40'ta bir de çıkarıyorsan hadi. Ya oyuncuya gidip orada bench'te bir şeyler anlatma. Madem öyle bir mesaj veriyorsan Ender, oraya bench'te bir şey anlatma. Ya, direkt içeride devre arası konuşursun. Müthiş bir acemilik. Yaptığın o da yanlış olduğunu bence müthiş düşünüyorum. Müthiş bir acemilik. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani savrulmuş gidiyor Fenerbahçe. Bir yetersiz yönetimin hem sağ kenarında yetersiz hem tribünde yetersiz bir yönetimin ışığında, yönetiminde, elinde sarılıyor gidiyor. Yani Galatasaray maçı geliyor. Milli maçı arası var. Bu arayı Ali Koç yönetiminin eğer ben geçmişten ders aldım diyorsa doğru tahlil etmesi, doğru yönetmesi gerekiyor. Yani ben bu teknik adamla, bu teknik yönetim anlayışıyla bir şeylerin değişeceğine inanmıyorum. Şimdi diyor ki Gürcan Bilgiç ya Pereira oyununu değiştirecek ya Pereira'yı değiştirecekler yoksa Nisan'da kongre kararı alınır. Bana mı söylüyorsun? Evet. Bence Ali Koç'un değişmesi lazım. Benim fikrim. Yapamadı. Büyük ümitlerle geldi. Hepimiz ümitlendik. Hani Fener güzel şöyle kurumsal bir yapıya bürünür. Doğru olur. Büyük kulüp daha da büyür dedik. Ama yapamadı. Yapamadığı için de hocam hep söylüyorum. Kim sorumlu en baştaki? 3 senedir en ufak bir kupa yok. Teneke yok kupa. Bırak kupayı. 3 senedir yok. Bu kadar teknik adam var. Bu kadar futbolcu var. Bu kadar harcama var. Bütün rekorlar tarihe karıştı. O zaman başarısızsın abi. O zaman gideceksin. Başka birileri gelecek. Ya bu kadar basit abi. Geçen bizim Serdar Ali. Bu kadar basit. Erman abi. Bizim Serdar Ali. Dinliyorum. Brian Robson'ın bir cümlesini söyledi. Teknik direktöre istifa diye bağırılırsa çok endişelenmeyin. Yönetim sizin arkanızda durur. Ama tribünler yönetim istifa diye bağırıyorsa babalı toplayın. Demiş. Mourinho'nun kitabında galiba. Mourinho anlatıyor bunu. Yani bir yönetim ki Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray, Beşiktaş yönetimi, bunların taraftarları sabırsızdır. Hadi ötekilerin biraz oyalanacakları şeyler var ellerinde. Fenerbahçe'nin 7 yıllık bir şampiyonsuzluk dönemi var. Ve Ali Bey'le beraber, Ali Koç'la beraber de 3 yıl skandal bir dönem var. Yani.